koca köyden bahsediyoruz. Biz rahmetli Mustafa Kut'un çevresindeki köy ahalisiyle burada değil mi günlerdir beraberiz. Yani herkes bir kendini şöyle bir vicdanına seslense de niye bu kadar kirlendik? Niye o onu cinayetle suçluyor? Ötekisi diyor ki sen bana itiraf ettin. Niye böyle bu kadar yasaklı madde ekimi dikimi içimiyle ilgili konuşuyoruz? Niye mesela siz köyünüzü bu kadar böyle bak taşı sıksanız suyunu çıkarır delikanlılarsınız hepiniz. Niye mesela böyle köyünüzü çok güzelleştirdiniz falan diye bir haberle mesela medyaya çıkmadınız da ben de sizi onlarla ilgili konuk etmiyorum burada değil mi? Niye? Niye yani birisi diyor ki ben düğünde kavga ederim, ötekisi diyor ki ben bilmem ne, bir ikisi diyor ki ben karıma bilmem ne, ötekisi diyor ki ben mektup yazıyorum. Yani niye? Düşünecek olursanız, vallahi hepimizin çıkaracağı çok ders var diye düşünüyorum bu konulardan. Şimdi rica ediyorum bağırışmayın. Yani benim bir tansiyon problemim var. Bak bir hafta 10 gündür çok bağırışmalı bir program bu. Benim tansiyonum yükseliyor arkadaşlar. Sakin konuşun lütfen. Biliyorum öfkelendiğinizi ama güzel de konuşabiliriz. Şimdi bir programın en başında biliyorsunuz Sezer Bey... yanında Osman Bey'i de alarak stüdyomuza geldi ve dedi ki Mustafa Kut'un cinayetini Ersin Çetinkaya işledi. Ersin'in işlemesinin nedeni Mustafa Kut'un karısı Dürdane ile aralarında bir ilişki vardı. Bu nedenle de bu cinayeti işleyebilir. Yani başta konuşulan buydu. bunu Ersin Bey size Sezer Bey de Osman Bey de yüzünüze karşı söyledi. Yine yasaklı madde aldığınız bir günde bu cinayeti itiraf ettiğinizi iddia ettiler. Siz o gün onlarla konuşurken hayır dediniz, kabul etmediniz bu konuşmaları ama başka da bir şey söylememişsiniz. Ama dün sabah kalktınız buraya geldiniz ve dediniz ki ben de bugüne kadar içimde sakladığım bir şeyi açıklayacağım. Evet. Bugüne kadar korktuğum için söyleyemedim. Çünkü söylersem Sezer yeniden jandarma tarafından ifadesi alınıp serbest bırakılırsa köyde onunla karşı karşıya gelmeye korktuğum için hep sustum. Bir Allah biliyordu bir ben. Ama asıl cinayeti bana itiraf eden Sezer oldu dediniz. Evet öyle dedim. Evet, Sezer de dedi ki kalktım geldim benim gözüme karşı, gözüme de söyle, yüzüme de söyle ben sana bu cinayeti ne zaman itiraf ettim dedi. Buyurun sizi bırakıyorum terbiyeli nazik bir şekilde evet. Sessizce konuşalım lütfen. Yüzüme bak. Necati'nin... Heyecan yapmadan. Heyecan yapmadan sakin. Necati'nin oğlunun cezaevine girip çıktıktan 2 ay sonra. Sen dün 1 yıl sonra demedin mi? Nasıl 1 yıl sonra? Olaydan 1 yıl sonra demedin. Sen kesme bu yolu. Ben konuşayım. Önce o söylesin siz de cevabını. Aa, yüzünüze bakarak söylemek istiyordu. Ben söylesin. Motorla Seyit'in evinin yanından giderken bir gün sabahleyin sen öbür taraftan geldin taksiyle. Ya sen beni bırakmış gitmişsin. Ben kalmışım orada. 2 gün sonra bana söylediğinden 2 gün sonra. Nerede buluştuk seninle biz? Buluştuk. Bak ben motorla giderken sen taksiyle geliyordun yukarıdan Seyit'in evini geçince. Sakin ol. Güzel böyle... Şey, her şeyi güzel yapmışsın. Nerede buluştuk? Nerede? Yerini söyle. Yerinden önce bak sana bir söylemek istediğim bir şeyi ben söylüyorum değil mi? Sen bu lafı dinlesene. Dinliyorum. Sen bana dedin size ki... Size hatırlatmak için diyor ben ki... Ben sana bir şey hatırlatmak istiyorum. 2 gün sonra bana geldin dedin ki beni niye oralarda bıraktın demiştin ya diyor. İşte o bıraktın dediğin günün 2 gün öncesinde, sen bana bunu itiraf ettin. Kafan iyiydi diyor. Kafan iyiydi. Seyir'in evini geçince ben motorla sen bana taksiyle yukarıdan geldin. Sen beni bıraktın gittin ya. Bırakmış gitmişsin. Ben bir şeyler konuştum falan dedin. İyi hatırla. Ben öyle mi dedim? Öyle dedin tabii, iyi hatırla. Devam et, böyle konuşup da düşünerek bir şey var. Devam et. İyi hatırla. Devam et. Bir şey demedin dedim, ben de senin yanından ayrıldım. Evet. Bu olay bana itiraf ettiğinden 2 gün sonra oluyor. Gelelim olaya. He. Ben orada Emir Değmen'in altında, köprünün altında saat 5:30-6 civarları oturmuştum. Erkendi daha yani. Öyle içmeye gelen olmadıydı başka oraya. Sen geldin taksiyle, indin taksiden. Kafan güzeldi. Battık almıştın ne aldınsa. Evet. Bir tane daha. Devamlı bir yere bakıyordu dönük. Evet. Gözlerin devamlı bir yere bakıyordu. Çok pişman. Ne aldım? Ya, uyutturucu madde. Bir tane aldım. Bir tane attın. Dinlesene bu ya. Konuşuyoruz evet. Değil mi? Anlat. Çok pişmanım dedin sadece. Dün ben... sen iki... Ya dur şimdi şey meselesine... ...dedim, çok pişmanım dedim. Ben biraz sana yaklaştım, sokuldum. Ne oldu lan, hayırdır, neye pişmansın dedim. Biliyor musun Mustafa Kut'u nasıl öldürdüğümü dedin. Sen. Ben şok ben oldum. Dedim. Sen dedin. Devam et. Ben ne şok dedi oldum. Tam ne dedi? Dur girmeyin arasın. Ne dedi tam? Mustafa Kut'u nasıl öldürdüğümü biliyor musun dedi. Biliyor musun dedi. Çok oldum ben, dilim tutuldu sanki, kanım çekildi böyle, ne bileyim tüylerim diken diken. Senden öyle bir şey itiraf almak.
Ben biraz daha sokuldum. Neden öldürdün, neden öldürdün dedim. Hiç konuşmuyordun sen ama devamlı bir yere bakıyordu gözlerin. Çengen böyle sağa sola gelip gidiyordu. Dişlerin takırdıyordu. Öbür hapı da içti. Ne söyleyeyim ki diye. Sağlığa zararlı. Sen sonra yıldın kaldın. Ben oradan ayrıldım. Sen de ondan sonra ben gördüğüm zaman hep kaçtım yanından. Bayıldın hep kaçtın. Mı ben? Ha? Bayıldın mı? Evet yıldın kaldın. Ne zaman kalktın? Ertesi gün mü kalktın? İki beni öyle bıraktın mı? Bıraktım. Ne yapayım ben seni öyle şeye mi götüreyim? Hastaneye mi götüreyim? Seninle konuşuyor muyduk biz o zaman? Sen benim varlığımı unutmuştun sanki. Hayır seninle konuşuyor muyduk diye dargın mıydık küs müydük? Konuşuyorduk tabii ne dargın olalım. Ya sen kendin gelmiyordun ya zaten yanımıza. Ya nasıl gelmiyordum ya ben senin yanına gelip de çay kahve mi içiyordum kahvelerde? Ben senin yanına gelmeyip de dargın mıydım sana ha? Osman'la bizim yanımızda söylediğin kelimeden sonra sen bizim yanımıza gelmedin ki zaten. Sen geldin benim yanıma ben senin yanına geliyor mu? Sen benim orada gördün de geldin. Belki bir şey mi diyecektin? Ne diyecektin bilmiyorum. Ben orada otururken geldin sen benim yanıma. Sen senaryo yazmışsın. Yazmışsın senaryo. Devam et. Ben senin ondan sonra yanından ayrıldım. Evet. Ertesi günde iki gün sonra da şehrin evinin yanında karşılaştık. Ben geldiğimde seni tanımıyor muydum? Bu kadar mı kafam güzeldi? Ne yapıyorsun diye konuştuk ilk başta. Ne yapayım dedin bana. İyi oturuyorum dedin. Beni tanıdın. Ve 15 dakika sonra senin şeklin zaten temeli değişti. Beni sen o zaman unuttun. Varlığımı unuttun. Evet devam et. Olay bu. Ertesi gün anlat. Ha? Ertesi gün şehrin evinin yanında, iki gün sonra şehrin evinin yanından ben motorla giderken sen böyle böyle dedin bana. Ne dedin? Ya beni orada bırakmışsın. Benim olduğumu biliyordun sen gördün ya ilk baştan. Kafan fazla şey değildi o zaman. Bayılmışım ya nasıl bileyim seni ben? Ya geldiğinde biliyordun ya. Ya evet. Ne nasıl ya? Tamam. Geldiğinde biliyordun ya konuştuk tamam, ya. Tamam devam et. Ben yanımda bir şey konuşmadım mırıldanıyordum bir şey ama ben anlamadım dedim. Ben oradan senin elinden kalktım gittim dedim. Evet. Olay bu. Ben de ondan sonra... Ağzından bir şeyler söylemedim demişim sana. Bir şeyler söyledim demişim. Dün öyle diyordun ya. Bir şeyler söyledin mi dedin? Ben senin yanında konuştuğumu dedin. Unuttun bu kelimeleri. He? Ben hatırladınca aklına geliyor değil mi? Ya söyledim şimdi de söyledim. Ne dedim sana? Ben konuştum mu senin yanında dedin. Bana ne bir şeyler mırıldanıyordum. Ben de bir şeyler mırıldanıyordum ama ben anlamadım dedim. Ben senin yanında bir şey söyledim mi diye söyledin. Şimdiye kadar neden söylemedin? Şimdiye kadar neden söylemedim? İnanmazlar dedim. Serbest bırakırlar dedim. Başıma bela katili olurdu. Serbest bırakırlar mı Allah aşkına? Benim ifademe... Bırakırlar mı? Benim yanımda başka şahidim, bir tane daha şahidim olsaydı ben seni zaten... Ya serbest bırakın, şimdi neden söylüyorsun? Kaç gündür neden söylemedin? Kanunluğa bulsun dedim. Müge Anlı'nın ekibi çıkarsın bunu cinayeti ortaya dedim. Biz hatta Turan'dan buraya baş bile vuracaktık. Ya ben başvurdum zaten buraya. Biz Turan'dan baş bile vuracaktık. Ya kaç gündür seni katil diyoruz mesela. Suçluyuz değil mi? Katil demiyoruz, suçluyuz değil mi? Suçluyum. Neden kelimelerden evet. Sen kaç gündür bunu neden söylemedin? Ben böyle bu olayla ilgim olmadığı için rahatım yani böyle nasıl rahat oturuyorum. Nasıl ilgin yok? Kaç gündür nasıl ilgin yok? Ne? Söylediğin kelime için buradasın ya. Nasıl ilgin yok? Nasıl söyledim kelime için? Ya Osman da bizim yanımızda söylediğin kelime için buradasın ya. Sen de söylediğin kelime için buradasın işte. Tam kaç gündür neden söylemedin? Ben kanunluğa çıkarsın diye söylemedim diyeyim. Değil mi? Seni lafı anlamayayım ağzını sen. Ağzını köpürüyor. Ağzını sil. Ağzım köpürmüyor. Ağzımda bir tane kırık geldi. Benim ağzım köpürmez. Ben sen yalan değilim. Söylüyorsun. Sakin ol. Ne dediğini de bilmiyorsun. Yanında kel kafalı var diye patronum. O yazdı. Sen yönetiyorsun. Sen bırak patronunu. Sen bu adamın oğlunun içeri girmesine de sen sebepsin. Neden? Musa'nın içeri girmesine de sen sebepsin. Musa'nın mı? Tabii sen attırdın onları içeri. Hangi Musa ya? Ya Baki'nin şeyin Musa işte. Ben nasıl attırabiliyorum? Ben kimin? Sadece, ya sen dedikodu çıkardın kahvenin önlerinde. Sakin ol. Bir dakika sana da gelecek Necat abi. Ben evet, kimin? Oğlum. Ya sen kim misin? Sen kahvenin önlerinde dedikodu çıkaran bir şahıssın. Jandarma gelince kaçan. Jandarma gelince kaçan sen değil misin? Ben niye kaçayım jandarmadan? Benim korkum yok. Ben de konuşmaya gelince telefonun bataryasını söken sen değil misin? Yalnız biraz dedikoducu olduğunuzu kabul edin. Bir numaralı dedikoducudur. Bir biraz numaralı. Dedikoducu. Yalan ben beyan ilk yalanlarla herkese çamur atıyor. Bütün değilim. Dedikoduların temeline indiğinde hep sizden çıkıyor. Ben gerçeği söylerim. Ben yalan söylemem. Tamam ama benim yani. Benim ağzımda bir şey durmaz. Ramazan. Neyse oyundur. Şey bu adam. Bak sen sizin ailenize söyleyeyim. Ama mesela köyde konuşulanlar özellikle. Bir dakika. Gözünle gördün mü vesaire. Hayır gözünüzle İnsan gözüyle görmediği şeyin konuşuyorsa bunun adı dedikodudur. Ben gözümle görmediğim. Özellikle ben kadın erkek ilişkilerinde bunu asla kabul etmiyorum. Doğru söylüyorsun. Yani o zaman
Siz şöyle bir hayat hayal ediyorsunuz ama Gençli Borun Pazarı Süreç Yayını Niğde'ye. Artık burası Türkiye Cumhuriyeti, burası Atatürk Cumhuriyeti. Öyle yani kadın oradan yürüyemez. Kadın kimseye selam veremez. Kadın erkeksiz tarlaya gidemez falan. Ben öyle bir şey demedim. Artık. Ben öyle bir şey demedim. Ama geçmeyince kadına iftira atıyorsunuz. Hayır, ben söylemedik onu. Abicim yani burada da tabii Ramazan tamam da. Ramazan Bey sen de sesini çıkar. Yani sen de bunu Sezer'den duyduğunu söyledin, buraya geldik. Üç gün benden mi duydun Sezer'e öyle şey ulaştık. Benden duydun mu öyle bir şey? Ya öyle anladım da ben... Ben dedikoducu muyum? Benden duydun mu öyle bir şey? Senden Sezer demedim ben. Öyle Ramazan. Sezer dedim, adam kusura bakma. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.